Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Beştepe'ye yakın kaynaklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinde 3 konunun öne çıkacağını söylüyor. Göç, aşı milliyetçiliği ve küresel iklim değişikliği. Bu üç başlığı ayrıca değerlendiririz elbette ama benim asıl beklediğim çıkış Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'in yapısına ilişkin eleştirileri ve çözüm önerileri olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'in yapısına ilişkin tutumu dünyanın malumu Dünya 5'ten büyüktür sözüyle de bunu uluslararası toplantılarda defalarca dile getirdi. Şimdi daha adil bir dünya mümkün. Kitabında da bunu nasıl hayata geçireceğini ince ince anlatmış Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tam Birleşmiş Milletler zirvesinden 2 hafta önce okurla buluşan bu kitapta Erdoğan diyor ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üye sayısı 5 yerine 20 olmalı. Genel kurulun yetkileri arttırılmalı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tek karar verici organ olmaktan çıkarılmalı. Temelde bu üç başlıkta toplayabildiğimiz reform önerilerinin detayında aslında çok konuşulacak. Yapısal değişiklik teklif ediyor Erdoğan. Konseyin kıtaları, inançları, kökenleri ve kültürleri mümkün olan en adil şekilde temsil edecek bir yapıya kavuşturulacak şekilde yeniden düzenlenmesi, çözüm ve küresel barışın tesisi için devrimsel bir adım olacaktır. Bu kapsamda Güvenlik Konseyindeki daim üye sayısının 5 yerine 20 olmasını teklif ediyoruz. Genel Kurulun yetkilerinin arttırıldığı Güvenlik Konseyinin tek belirleyici olmadığı ve Genel Kurula hesap verebildiği bir yapıya kavuşturularak denge sağlanması gerektiğini ileri sürüyoruz. Konseyde yer alacak 20 ülkenin Genel Kurul'dan seçilmesi de alternatif çözüm olarak öne sürülebilir. Böylece dünyadaki tüm ülkelerin bu önemli karar mekanizmasında yer alması temin edilmiş olacaktır. Şüphesiz ki küresel iklim değişikliğiyle mücadele noktasında Birleşmiş Milletler'in elinden geleni yapmadığı ortada. Erdoğan bunu New York'ta ilgililerin yüzlerine tokat gibi çarparak ya da sonuçları itibariyle dünyanın bir göç sorunuyla karşı karşıya olduğu herkesin malumu. İyi ama bu insanlar neden göç ediyor? İşte o göçe neden olan savaşlar, kıtlıklar ya da diğer nedenlerin sorumlusu o beşli. Aşı konusunda da öyle. Bütün bilim insanları aynı şeyi söylüyor. Eğer aşılama küresel ölçekte yayılmazsa sizin ülke ülke yaptığınız aşının bir kıymeti olmaz. O zaman paylaşın formülleri dünyayla. Erdoğan orada Türkovaş kullanım onayı alır almaz kim isterse istifade edebileceğini duyurarak ABD'de bunu başka hangi ülke yapabilir? Ve Birleşmiş Milletler'in yapısal değişikliği. Öyle anlaşılıyor ki ABD ziyareti dönüşü dünya Erdoğan'ı konuşacak bir kez daha. Bu defa sadece konuşmasalar da kompleks yapmadan söylediklerini hayata geçirseler sahiden bu dünya daha adil bir yer olabilir. İzlediğiniz için teşekkür eder, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.